Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza sorgulamak ve eleştirmek suç mu diye soracağız. Bizler sorgulayan ve eleştiren bir kanal olduğumuz için vatandaşlarımızın görüşlerini çok merak ediyoruz. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlave TV sizleri seviyor, İlave TV her yerde. Merhabalar. Merhabalar. Abi, Türkiye'de sorgulamak ve eleştirmek suç mu? Türkiye'de sorgulamak, Türkiye'de Türk insanını sorgulamak ve eleştirmek gibi bir sorun yok başta. Nasıl? Neyi sorguluyor ki? Neyi eleştiriyor ki? Herhalde. Elektriğe %56 zam yapılmış. Hangi vatandaş sorguluyor? Hangi vatandaş eleştiriliyor? Yani STK'lar bundan 4-5 yıl önce elektrik faturasına kayıp kaçak bedelini hak ettiler. Fakat mevcut hükümet, Berat Albayrak'ın bakan olmasıyla beraber bunu yasakladı. Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da birilerinin çaldığı elektriği bizden dağıtım bedeli altında faturalarımızdan aldı. Bu vatandaş bunu bile sorgulamıyor. Bunu bile eleştirmiyor. Eleştirince suç mu oluyor? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani ondan korkuyorlar. Suç değil. Suç değil. İnsanın en doğal hakkıdır bu bana göre. Peki eleştirince neden korkuyorlar? Başıma bir iş gelir. Şimdi herkes oğluma iş, kızıma aş, kendime makam. Yani birisi makam sahibi olmuş haksız bir şekilde. O makamdan atılırım diye eleştirmiyor. Birisi hak etmediği bir işe katılmış torpil gücüyle, siyasi torpil gücüyle. O işimden olurum diye herkes susuyor. Ama haksızlığı yani bu ülkede, halde. Evet, haksızlığı gördüğü halde bu ülkede özellikle son 16 yıldır, ha bunun geçmişi de var. Yani 12 Eylül darbesinden sonra çok partili siyasi hayata atıldıktan sonra siyasi baskılarla iş bulanlar her zaman susmuştur. Ama bu 16 yılda özellikle daha da çoğaldı. Mahkum daha da şey yaptı. Var. Var. Acaba eleştirsem yani bana, başım ağrır mı? Bana, ben sosyal medyada birçok paylaşım yapan, sayfamda yaklaşık 2500-3000 arkadaşım olan, abi yaptığım paylaşımlar doğru. Fakat biz işimizden olmayalım diye beğeni dahi yapmıyor. Ama bunu yüz yüze geldiğimizde konuşabiliyor. Yani hayatında hiç AKP'ye oy vermemiş çocuk işimden olurum diye AK Parti'nin Ankara'daki kongresine gidiyor. Orada ama gözüküyor. Oy bile gözüküyor. Bir resim atmak yeterli mi? Bir resim atmak yeterli. Bir resim atmak yeterli. Yani insanlara üye olun. İş istiyorsanız üye olun. Aş istiyorsanız üye olun. Makam istiyorsanız üye olun. Ben açık yüreklilikle konuşuyorum. Burada 15 Temmuz gecesinde baktım birçok okul müdürleri. Şunlar bunlar selfie yapıyorlar. Niye selfie yapıyorsunuz ki? Ha bu ne demek? Ben buradayım. Ben sizinle birlikteyim. Makamını garanti altına almak. Makamını garanti altına almak başka bir şey değil. Bu ülkede yaşanan bu. Bu bir korku değil. İnsanın en doğal şey. Ama bizim toplumumuz okuma özürlü bir toplum. Okuduğunu anlamıyor. Yani okumuyor çünkü. Okusa, anlasa, yargılasa, sorgulasa bütün bunlara şey yapmayacağız. Doğruya doğru eğriye. Doğruya doğru eğriye eğriye diyeceksin. Bir de bu topluma milli şuur bilinci verilmemiş. Yani ben okudum. Turgut Özal'la Avni Akyol kafa kafaya vermiş. Avni Akyol ANAP'ın millet şeyiydi, Milli Eğitim Bakanı'ydı. Evet abi. Japonlar bir Japon mucizesi gerçekleştirdi. Biz nasıl bir Türk mucizesi gerçekleştiririz diye kafa kafaya veriyorlar. Kafayı yoruyorlar, tamam mı? Ondan sonra ne yapalım? Japonya'dan şey getirelim, yani bu işin ehlini getirelim. Bir şey yapalım diyorlar, getiriyorlar. Arkadaş siz bir Japon mucizesi gerçekleştirdiniz. Biz de bir Türk mucizesi gerçekleştirmek istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Biz diyorlar şeye bir inelim. Sahaya bir inelim. Sahaya iniyorlar, geziyorlar, bakıyorlar, dönüyorlar. Sizde milli şuur bilinci yok diyorlar. İyi de siz milli şuur bilincini nasıl verdiniz? Biz atom bombasının atıldığı iki tane kentimize o ilk öğretimden itibaren bütün çocuklarımızı götürüyoruz. Çalışmazsanız, başarılı olmazsanız birileri gelir atom bombasını tepenize atar. Ve bu sonucu yaşarız. Bu yıkımı yaşarız. Onun için çalışmak zorundasınız. Onun için mücadele etmek zorundasınız. Peki biz ne yapacağız? Oho diyor, Türk tarihine bir bakın. En yakın Çanakkale destanı var. Çanakkale zeferi var. Götürün çocuklarınızı. Öğretin. Milli şuur bilincini oluşturun. Adamlar bak. Hastalığı bulmuş. Teşhisi de bulmuş. Araştırmayı da yapmış. Ama icraata gelmemişler. Neden? Koltuk gider.
Koltuk gider, koltuk hemşerim. Eyvallah abi. Çok teşekkürler. Ağza sağlık. Teşekkürler. Korkuyorum. Eleştiremiyoruz. Çünkü eleştirenlerin hepsi şu an hapiste. Bütün şairlerimiz, yazarlarımız, gazetecilerimiz, bütün kanallarımız kapatılıyor. Eleştirinin ölçüsü ne olmalı? Eleştirinin ölçüsü bir kere gazeteciler istediği eleştiriyi yapabilmeli. Çünkü onlar ne bir küfür ediyorlar ne bir kötü hakaret içerikli. Sadece eleştiri. Eleştiriye bizim halkımız açık değil. Halkımız dediğim baştakiler. Halkımız da açık değil. Halkımız da açık değil ama baştakiler. Tahminimiz yok mu karşıdaki insanın görüşüne? Yok. Hayır. Peki şimdi ben bunu düşünüyorum. Ben bunu söylersem başım derde girer. Diyoruz. Diyor musunuz? Evet diyoruz. Bu korkunun sebebi ne? Sebebi ne? Baştaki insanlar. Yani yönetim tarzı. Evet yönetim tarzı. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben hiçbir kimseyi eleştirmem. Doğrular neyse onu söylerim. İşte doğruyu söylerken yani sen bunu yanlış yapıyorsun diye eleştirirken acaba başımda derde girer diye düşünüyor musun? Derde girecek bir şey konuşmam ki o da olsun. Konuşur muyum diyorsun ama doğruyu söyler. Doğruyu söylerim. Konuşmam öyle lüzumsuz. Lüzumlu konuşurum yerine diyor. Başımı ağrıtacak şeyler niye konuşayım? İşte onu soruyoruz. İnsanlar endişeleniyor mu? İnsanlar hep endişe. Korkuyla yatıp korkuyla kalkıyorlar. Halk korkuyor. Vatandaş korkuyor. Evet. Az bir şey konuşsalar hakaretten içerideler. Gençler içerideler. Ne olacak bunun sonu? Eyvallah da sağ olasın. Öyle mi değil mi? Doğru. Ben şimdi doğruları söylerim. Kendi başıma öyle bir şey geçmedi. Ve böyle uydurma sözle söylemem de korkulacak kadar var. Çok sağ ol abla. Yani şimdi genel olarak bakarsanız adaletli bir dünyada yaşıyoruz diyorlar ama adaletsiz bir dünya. Yani adaletsiz bir dünyada adalet yapan insanlar var. Niye biliyor musunuz? Mesela yürümek bile artık şu an suç. Neden? Neden derseniz. Yani rahatça bir yere gidemiyoruz. Hani ailemizle bir yere çıkamıyoruz. Bu yani suç. Benim gözümde hani devletin gözünde suç. Benim gözümde suç değil de devletin gözünde suç. Yok gezmek değil de mesela sen kendi özgür ifadeni söylerken korkuyor musun? Benim başıma bir iş gelir diye. Yok korkmuyorum. Yani sorgulamak, eleştirmek? Yok korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Çünkü benim hani şeyim var, açıklayacağım durumum var mesela. Hani düşünüp de hareket ederim ben. Düşünmeden hareket yapmıyorum ki. Cesaretli mi? Var yani. Eyvallah. Çok eyvallah, sağ olasın. Allah'a emanet olun. Hepsi yapıyor. Siyasiler. Her şey söylüyor. Vatandaş? Vatandaş da söylüyor canım. Korkan var mı? Niye korksun ki ya? Demokrasi. İşimden atılırım diye. Ne alakası var? Atar. Olur mu canım? Doğruya doğru eri. O doğru. Ona katılıyorum. Ama vatandaş korkuyor mu kendini ifade etmekten? Acaba ben bir şey dersem belediyeden örneğin beni atarlar ya da devlet dairesinde ceza yerim. Resmi kuruluş doğursa belki çekinti eder. Ama esnaf diyor. Niye korkacak esnaf ya? Ceza yerim diyor. Kimden ceza yer? Konuşturamıyoruz. Konuşacak. Demokrasi var Türkiye'de. Suç. Neden abi? Ya bu sadece kanun yoluyla değil yani hani suç. Bir idari birimi ya da bir siyasi sorgulamakla değil. Yani burada bir kimse kimseye de bir soru soramıyor insanlar. Gidip de bir esnafa sen niye bunu şurada şu kadar bu fiyata da, şu ürün bu fiyata da ama bu sende niye bu kadar pahalı diyemiyorsun. Aynı mal, aynı cadde üzerinde bir esnaf mesela. Hani ekonomik olarak da o şekilde. Sorduğun zaman adam sana tepki gösteriyor. Yani kimse de kavgaya girmemek için tartışmamak için kimse kimseye soru soramıyor. Yani kendini rahatça ifade edebiliyor mu insanlar? Edemiyoruz. Yani sen ben bunu açıklarsam başım derde girer endişesi duyuyor musun abi? Yani duyuyorum. Aynen. Duyuyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Sorgularken yani kendi içimizden sorguluyoruz ama yani dışarıya söyleyemiyoruz tabii. Neden bu şekilde abi? Malum sebepten yani. Neden malum sebepten herkes biliyor neden olduğunu. Bir korku, bir endişe var yani. Şimdi. Yani. Çok teşekkürler abi. Estağfurullah. Sağ olun. Kolay gelsin. Bence suç değil. İnsanlar rahatça kendini ifade edebiliyor mu? Edemiyorlar ama yani. Ya kanuni olarak suç değil tabii ki de. Tabii. Ama yani bunu suç olarak gösteriyorlar mı insanlar? Sen kendini rahatça ifade edebiliyor musun? Ya basın özgürlüğüyle işte ne diyeyim bazı hani Türkiye Cumhuriyeti'ne aşağılayacak ya da
Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret içerikli ya da Cumhurbaşkanı'na, devlet büyüklerine bu tür şeyler tabii ki onlar normal. Onlar normal ama onların yanlışa haricinde... yanlış demek. He, yanlışa yanlış demek bence doğru. Yani doğru derken doğru şöyle da, bir şey. Hain damgası yiyor mu insanlar? Hain damgası... Yani aynı görüşte değilsen, sen FETÖ'cüsün, sen hainsin deniliyor mu insanlara? Sen FETÖ'cüsün, sen haincisin denmez. Yani her yerde her ilke... denen ortam olabilir. Yani o da nasıl olur? İnsanlar birbirini çekemez. Ya da birisine garizi vardır. Hadi şimdi şu anda malum gündemimiz FETÖ olayları devam ettiği için yani herkes zan altında kalabiliyor yani. Herkesi FETÖ'cü diye suçlayabiliyor. Peki abi sen gerçek bir şeyi, gerçekten örneğin siyasi bir şeyi, gerçek bir şeyi söylemekten korkar mısın? Başım derde girer, beni alırlar. Dediğin gibi beni FETÖ'cü olarak ilan ederler diye düşünür müsün? Ya özgürce kendini ifade edebilir misin? Ben edebiliyorum. Sen yurt dışında mı yaşıyorsun? Yok, burada. Ha, burada yaşıyorsun. Evet. Ama edebiliyorsun yani. Edebiliyorum. O cesaret bende var diyor. Var diyor. Yürek yedim diyor. Tabii, ayıp ediyorum. Eyvallah abi. Sağ ol. Hatta ben devletten bir sürü yazdım yani. Gerekli birimlere, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına. Rahatlıkla çekinmeden her şeyi yazabiliyorum. Çünkü eğer benim söylediklerim ben doğru olduğuna inanıyorsan, bunu karşı taraf, bunu karşı taraf nasıl algılayabiliyorsa onun algılama kapasitesine bağlı. Eyvallah. Zaten devlete hizmet etmiş adamız, emekli devlet memuruyuz zaten bu arada. Yani genç yaşta emekli olmuşsun ha. He, öyle valla, kısmet. Ne yapalım, size de kısmet olsun. Bize adayını görevler. 65'i bak, göreceğiz biz. Tamam. Niye suç olsun ki ya? Değil bence. İnsanlar rahatça eleştirip sorgulayabiliyor mu? Evet. Bir şey etmeden. Bence etmeden de sorgulayabiliyor da, eleştirebiliyor da. Kimi eleştirebiliyor abi mesela? Ya Cumhurbaşkanı'nda bile eleştiren oluyor. Yok mu yani? İçeri girerim, işten atılırım korkusu yok mu insanlarda sizce? Bence korku yok. Niye korksun ki? Ama mikrofon uzattığımız 100 kişiden 10 kişi ancak konuşuyor. Korkuyorum diyor. Korkulacak ne var ya? İşte korkuyorum diyor. Biz de hayır. Söylüyoruz. Öyle bir şey yok kardeşim. Diyor ben diyor konuşursam diyor çocuğum belediyede diyor işten atarlar diyor. Ya da diyor kızım öğretmen diyor başı ağrır diyor. Ya da esnafım diyor ceza yerim diyor. Belki onları düşünebilirler ama öyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Ben de devlet memuruyum ama böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum.